Söz sırası Trabzon Milletvekili Adnan Günnar Bey'e ait. Buyurunuz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. DOKAP mevzuna geçmeden önce çok kıymetli dostum, değerli arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Sayın Ahmet Kaya'nın biraz önce yapmış olduğu konuşmaya bir cevap vermek istiyorum. Kendisini buradan saygıyla selamlıyorum. Trabzon'a nüfusun azaldığından bahisle, hiçbir yatırımın yapılmadığından bahisle, Trabzon'da insanların göç ettiğinden bahsetti. Değerli kardeşim Ahmet Kaya Bey'e nüfus azalmasının yerine nüfusun yükseldiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü AK Parti döneminde adrese dayalı nüfus sayım sistemi gerçekleşmiş ve mezarlıktaki sayılan ölüler şimdi artık sayılmamaktadır. Ve gerçekçi nüfus Trabzon'da son 5 yıla bakıldığında grafik az da olsa yukarıya doğru çıkmaktadır. Öyleyse demek ki Trabzon Türkiye'de yaşanılabilecek iller arasında ilk sırada olarak ilk sıralarda açıklanmışsa bunun haklı gerekçeleri var demektir. Trabzon'a neler yapıldı derken bir gün şehirde dolaşırken bir vatandaş, muhalefetten bir vatandaş bana şöyle demişti. Ya sayın vekilim, siz Trabzon'a ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz buradan biz de o istiyorsunuz demişti. Ben de kendisine peki dedim, ne yapmamız gerekirdi? O da bana onu da siz bileceksiniz demişti ve biz de yaptığımız yatırımları sıraladıktan sonra oyum sizindir demişti ve şimdi Türkiye'de 17 senedir 15 seçimde en yüksek oy oranıyla AK Parti rekorlar kırmaktadır. Ahmet Kaya kardeşime ve Cumhuriyet Halk Partisi grubuna şunu ifade etmek istiyorum, yapılanlar 54 bin iş yerine 1.2 katrilyon liralık SGK prim desteği sağladık. Trabzon'da toplam 1.7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. 3 tane yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 1 araştırma geliştirme, 1 tasarım merkezi kuruldu. Trabzon, Of, Araklı, Hayrat, Sürmene, Arsin, Maçka, Akçabat'a doğalgaz getirildi. Bu sene Vakfıkebir ve Beşikdüzü'ne getireceğiz. Son 17 yılda 30 katrilyon yatırım aldı Trabzon. 2824 yeni derslik. İkinci devlet üniversitesiyle birlikte 3 üniversiteye kavuştu Trabzon. 41 bin kişilik Şenol Güneş Stadyumu. Trabzon'a 400 yataklı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapıldı. Ve Akçaabat'ta 200 yataklı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi yapıldı. 8037 tane konut ilavesi yapıldı. 87 adet tarihi eser restorasyonu yapıldı. Ve bölünmüş yollar o coğrafyada 73 kilometreden 225 kilometreye çıkarıldı. Kıymetli kardeşlerim, ayrıca yapılacak olanlar, temelleri atılmış olanlar ve yapılacak olanlardan şimdi Ocak ayı sonu ve Şubat başlangıcında Trabzon'a 900 yataklı bir şehir hastanesi gerçekleştiriyoruz. Yine Of'a 100 yataklı ek ilave bir hastane. Kanuni Bulvarı ki Türkiye'nin İstanbul'da yeni yapılmış Boğaz Köprüsü'nden sonra veya Boğaz Köprüsü'nün maliyetinin 5'te 2 fiyatına mal olan Kanuni Bulvarı yapılmakta. Robotik kodlamadan nanoteknolojiye, siber güvenlikten mobil uygulamaya, yapay zeka konularında teknoloji atölyesi kuruluyor ve Hüseyin Avni Aker'in yerine Millet Bahçesi hem Trabzon'da hem Akçaabat'ta hem Vakfıkebir'de hem de Of ilçelerimizde gerçekleştiriliyor. Sürem çok kısa olduğu için bunları özet olarak sizlere aktarmak istedim. Ama değerli Ahmet kardeşimden en nazik ifadeyle bu konuşmasında biraz insaf diyor ve kendisinin hilafi hakikat olarak değerlendirdiğim konuşmasında daha fazla cevapları birebir kendisine vereceğimi ifade ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, DOKAP meselesine gelince DOKAP'ta da Yeşil Yol adıyla gündeme gelen oldukça önemli bir projeye imza attık ama bunun yanında yumurtacılıktan, çiftçilerin desteklenmesine, efendim
Trabzon'da, Giresun'da, Rize'de, Tokat'ta toplam 9 vilayette birçok yatırıma varıncaya kadar önemli işler yapıldığını hatırlatıyorum. Ve DOKAP'ta 2003-2019 yıllarında 486.2 milyon TL'lik ödenek tahsis edilmiş ve Yeşil Yol Projesi'ne 3109 kilometre ana aks üzerinde 1093 kilometrelik bir dakika alabilir miyim? 14 adet köprü çalışması tamamlanmış olup yapım çalışmalarının 2023 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Kıymetli arkadaşlar, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bölgemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. 2020 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.